Saygıdeğer izleyici hoş geldiniz. Koh 2 maceramız tüm hızıyla devam ediyor. Selçuklu Devleti savaştan savaşa, elbette rakiplerini yıkıp geçmeye devam ediyor. Durduramıyorlar bizi. Güçlü ekonomimiz var, kitap var, gelenek oluşturuyoruz, ticaret var, her şey var bu ülkede. Dolayısıyla rakipler savaşamadan kaçıyorlar. Hatta burada az önce öyle bir savaş yaptık ki, bir önceki bölümde yani. Adamlar, izlemediyseniz tavsiye ederim, çok komik bir andı. Süvarilerle müthiş bir hücum yaptım köylü askerlerine ve savaşı terk ettiler. Aslında terk ettiler demek de çok basite kaçacak. Adamlar imha oldu abi. Bütün generallerinde esir aldım. Acaba bir oyun hatası mıydı bilmiyorum ama hepsini esir aldım ve galip geldim. Hiçbir kaybımız olmadı. Bir kişi bile kaybetmeden, hatta moral kazanımımız da var. Müthiş. Şimdi ise hücuma geçeceğiz. Önce Tarsus'u kuşatarak ilerlemek istiyoruz. Antakya ve diğer şehirleri. Bakalım neler olacak. Rakibin askeri kalmadı. Aslında şey olabiliyor. Mesela gel kardeşim bana vergi öde. Ben şimdi bu kadar büyük bir ülkeyi fethetmek yerine diyebilirim ki bana tebaa ol. Kabul ederse bu olur mesela. Kabul etmedi. Evet. Tamam. Ya ne savaşa... Ulan savaş yapıyorsan savaş. Alçak. Orduların kaçtı, teslim oldu. Ben ne yapayım? Adama bak. Bir daha gelmiş bana diyor ki savaşmadan teslim olacağımı zannediyor. Evet teslim oldun işte. Burada o generallerin hepsi teslim oldu. Baksana şuraya. Oğlum bunlar bana nereden geldi? Devam. Şimdi efendim. Bu tabii yıldıza basınca özel bir şey oluyor. Daha mı hızlı gidiyor? Daha da mı kafayı yiyor acaba? Bu arada kültürün nüfusu, evet sonunda burası artık bizim kültüre geçti. %100 oldular. Din faaliyeti yapılabilir aslında. Tamamen buradaki sorunlardan kurtulmak için. Kültür destekte %9 veriyor. Gayet iyi. Kültür dönüşümümüz çok hızlandı. Yani din şu an çok maliyetli abi ya. Boş ver. Biz önce bir savaşımızı yapalım. Kültür dönüştürsün bana şimdilik yeter. Evet. Güçlü ordularımız geliyor. Şimdi benim bu paralı asker yalnız. Bendeki askerlerde mancınık, bir tane mancınık eklemem lazım aslında ama yani 2000 altın mı ne gerekiyordu değil mi? İnsan gücü de var. Ya şu şeyi ama abi şu yapıyı kurup geliştirmem lazım. Güçlü birlikler artık hazırda dursun, alabilmeliyim. Tabii söylüyorum, pişman edecek bu adam bizi. Hünkâr. Şimdi bende ordu var. Bir tane ordu bende var. Bunlarda ordu var mı? Var. 3 tane orduyla geziyoruz. Gerçi bende ordu yok ya hükümdarda. Ankara'dasın sen. Tamam, ne kadar doğru bir hareket. Sana ordu alalım. Şimdi sana bir ordu alalım. Hazırda dursun. İnsan gücü kalmadı diyorsun. Güzel. Fantastik. Hazırda bulunsun abi. Üçüncü bir ordu. Bu yağma atıyor bölgeye. Normal. Yapay zeka paralı askerlerin hep yaptığı hamle bu. Tamam, güzel. Fantastik. Ya yolculuğu şimdi yapmayacağım abi. O kadar iyi durumda değilim. Yolculuk yapıp işte ekstra kazanımlar elde edebiliyorsun. Şimdi benim tüccarla alakalı isteyeceğim bir şey var mı? Kaçırdığımız. Yazma yeteneği. Din al... Bunlarda bitirdim mi ben bu özellikleri? Hallettim mi? Tıp 1. Yazma 3. Efendim. Şunu 3 yaparsam geliyor bu arada. Hop. Hop. Heh. 250 şöhret dini yerleşimlerden gelir. Güzel. Tamam. Şimdi ne hoşumuza gitti. Siz de gelin burayı kuşatın. 2000 asker getiriyorlar. Köylü. Yazıklar olsun. Buraya desteğe mi gelecek acaba? Şu paralı asker keşke ona saldırsa. Evet, o bize saldırmaya karar verdi. Ve o askeri getirerek yaptı bunu. Tamam, ben liderlik edeceğim. Bu arada saldırıyı o yapıyor değil mi? Yani ben değil. Ben saldırmadım. Çünkü kuşatmayı kırıyor. Savunmada kalacağım. Ben liderlik edeyim. Çünkü ben ordunun başında olunca hünkârların hünkârı, imparatorlara taç giydiren bir insan olduğum için rakip ordular hemen teslim oluyor, yeniliyor, geri çekiliyor. Bu adama karşı savaşılmaz diyor. O yüzden biz kendimiz komut edelim orduya. Ama benim savunmada olmam lazım. Ben kuşatırken adamlar bana karşı saldırıya geçtiler. Bir bakalım doğru mu düşünüyoruz. Yerdeki kalıntılar temizleniyor. Temizle. Temizle hepsini. Al çek.
Güzel bir muharebe olacak diye umut ediyorum. Takılma da. Buralarda. Şimdi önceliğim var. Ekonomik önceliğim var. Onları bir halledeyim. Mutlulukları halledeyim. Ülke içi bir disiplini sağlayalım. Ondan sonra askeri konulara daha fazla odaklanacağız. Evet abi, süre onlara yazdı. Savunan benim. Bana saldırmaları lazım tüm ordularla. Şimdi ben... bu süre durdurulabiliyor ama. Bunun sebebi... Neden mesela oluyor? Başıma geldi çünkü. Ha... Yok... Ben duvarlara saldırmadığım için mi acaba duruyor bir süre sonra? Ama adam bana saldırıyor ki zaten. Ben ne yapayım abi? Şimdi bunlarda süvari var mıydı? Süvari olmayan her ordu yok olmaya mahkumdur abi. Onu söyleyeyim. Bir dakika, kasma. Nereye gittin birader ya? Şimdi bir tane general var, anladık. Birimlere bakmadık. Köylü askerlerdi gördüğüm kadarıyla ama gene de kontrolümüzü yapalım. Ha. Köylü. Bu mu abi bütün malzeme? Bir de buna karşı dengeli gösterdi. Gördünüz değil mi? Yani şu adamlar bizi perişan edebilirmiş. Bunun saldırı gücü falan nasıl? Bu adam 3 şok etme şansı. 13. Bu arada saldırısı hiç fena değil. Bu mızrak gibi bir şey. O yüzden süvariye karşı etkilidir bu. Zaten o yüzden süvari. Evet zaten bak, süvariye karşı saldırı alıyor ekstra. Ama kılıca karşı zayıf. Klasik. Kılıçlar güçlüdür. Kılıçlar keza süvariye karşı, okçuya karşı zayıftır ama mızrağa karşı güçlüdür. Okçuya karşı da uzakta zayıf. Dibine girdiği anda onu perişan eder. Öyle bir durum var. Bu yüzden bunlara kılıçlarla saldırmak lazım. Şimdi rakipte süvari yok. Okçu var mı desen, okçusu var. Okçuları süvarilerle yok ederiz hemen. Ya ben seviyorum abi böyle taktik üzerine konuşmayı, değerlendirmeyi. Rakipte bir tane okçu var. Tamam. Süvari de olmadığı için kılıçlarımızı hemen ön tarafa getirelim. Hatta şu an hepsi önde zaten. Mızraklar yanda bekliyor. Mancınıkların bunları geriye alalım. Bunlar burada durmasın. Mancınık nerede abi benim? Saygıdeğer mancınığım. Gelsin saldırsın abi adam bana. Ben de şuraya geçeyim. Mancınık. Çok fena bombalayacak. Süvarilerle taarruz yapmak istiyoruz. Kanatlardan. Kanatlardan. Siz şuraya geçiniz ve başlasın savaş. Ben yerimde bekleyeceğim abi, onlar gelsin. Savunma yapıyorum ben şu an. Benim lehime her şey. Sen şimdi nasıl duracaksın acaba? Zagider mancınık. Mancınıkla fırlatacağım adamları. Geliyorlar değil mi bana karşı? Bak şimdi baba bak, Pokemon'lara bak nasıl geliyorlar. Kaleye girmeyin ha, saçma sapan. Saldırsın, ben de onu istiyorum zaten, alçak. Yiyorsa gelsinler. Evet. Şimdi çok fazla da şu menzile girmek istemiyoruz. Elden geldiğince bana yakın dursunlar. Gelsinler, saldırsınlar. Kanatları mı deneyecekler? Bak sen şu işe. Bir dakika. Bir dakika. Kanattan geliyor hepsi. Şimdi kılıçlar önde. Burada hiçbir şey yok. Mızrak birimi yok. O yüzden tüm süvariler buraya charge yapabilir şu an. Dal. Ve aynı zamanda benim kılıcım buraya dalabilir abi. Sıkıntısız bir şekilde. Ondan sonra bu kılıç da gidebilir oraya. Duruma göre bakarız. Bu taraftan da bir saldırı gördük en son. Ben Q ve E'yi yanlış yaptım herhalde ya. Ayarları kontrol etmek lazım. Bunlar bu taraftan geliyorlar. Süvari hücuma kalkabilir ama burada bir tane... Şunlar mızrak birimler. Şu adamlar kılıç saldırısı görsün. Efendim, kılıca karşı zayıflar bunlar. Tabii. Bunlar kılıca karşı zayıf. Hemen saldırıya geçin. Süvariler, şu süvari özellikle buna dalsın. Bu da buna dalsın. Biraz hızlı, şöyle şu hızda izleyelim. Muharebe ne olacak diye, çok hızlı. Bir yerden sonra kapacak. Ya yani şu bir charge başlasın. Ondan sonra savaş kopacak zaten, merak etmeyin. Evet, burada bir saldırı başladı bu arada. General şuraya çabuk. Sizin acil... Bu arada mızraklar geliyor. Mızraklar gidebilir. Mızrak mızrakla savaşacak. Süvarileri buradan çekelim. Çek. Süvari savaşmasın. Vuracaksa arkadan vurur en fazla. Burada kılıçlar dalabilir. Süvarinin biri kaldı. Kaç. Bu arada hepsi kaçtı adamların. Bekle bir. Bu taraf bitmek üzere.
Burada hiç zaten mızrak birim yok dedik. Rahatlıkla. Gerçi süvari biraz zorlanmış burada. Herhalde hepsi birden ona daldı ilk başta. Ondan öyle oldu. Dalın, önemli değil. Çok az bir asker kaldı yenmemiz gereken. Bak, dengeli gösterdiği savaş ben yönetince ne oluyor görüyor musun? Ha, burada savaş varmış, pardon. Ben lan ne yapıyorsam. Süvariler mızrak kılıçlara charge yapabilir. Hiç sıkıntı yok. Dandan bunu da yok edin. Güzel. Güzel, burası hemen bitti. Fantastik. Heh. Koş 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 koş. Gayet az kayıplarla kazanıyoruz abi. Yani yapay zekayı bırakmak gerçekten sıkıntı. Bu muharebelere. Şu kıl okçulara dalın. Şu alttaki süvariler ne yaptı? Dal buraya bir yere. Siz de dalın. Koş 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 koş. Çok güzel. Bizim bir tane süvarimiz kaçmak zorunda kaldı. Bu taraftaki herhalde kayıp yaşayan birimdi. Yavrum dalın dalın. Enerjiniz var, dalın. Bunlar da buraya. Ha, bu arada general varmış karşı tarafta. Ha. Tamam, güzel, onu bırakma. Benim süvariler geldi. Şuraya abi. Şu. Dal. Geç buna. Bitirin artık savaşı. Başka da asker kalmadı. Bir tane şurada kaçan bir asker var. Güzel. Tarsus'ta büyük bir zafer elde etmeyi başardık ve kale düşüyor. Selçuklu ordusu ilerlemeye devam edecek. Büyük bir korku var. Antakya topraklarında. İşte şanlı ordumuz. Savaş durdu. Evet, çünkü evet. Orayı kuşatıyorduk. Yağma vardı. Yağma vardı. Ele geçirildiği için artık çok saçma. Benim toprağım. Şimdi burada düzeni sağlamaya çalışalım mı? Din görevlimiz kültür yaymaya çalışıyor. Yani onun ihtimali de düşük olacak. Evet, yani 320 kitap lazım. Değmez ya, boş ver. Sen düzeni sağla. Yalnız 200 insan gücü lazım. Doğrudur. Benim bir de insan gücü sorunum var şu an. Kayseri'de bayağı bir insan gücü var. Sizi buraya alalım. Kutlu zaferimiz tüm dünyada yankılanıyor. İşte devleti Selçuklu. Anadolu Selçuklu yine bir galibiyet elde etmeyi başardı. Takılma takılma. Siz gidin buralarla uğraşın. Mareşal için fidye teklif edildi. Reddediyorum. Bunlar şimdi niye? Bu çok önemli bu arada. Elimdeki mareşallerden dolayı adam ordu kuramayacak. Şu an elimde bir sürü mareşal var. Şu an bu adamda ordu kurma şansı yok diye düşünüyorum. Daha artık ne kadar mareşal tutabilir ki burada? Tutamadığı için artık rahatça fethedilebilecek durumda. Bırakırsam para karşılığı tekrar ordu kurup gelebilir karşıma. O yüzden ordu kurmasına izin vermemek için mareşali bırakmamanız gerekiyor savaş sırasında. Tavsiye ederim şahsen bizzat. Bu benim zaten deneyimlediğim bir şey. Bunu hızlandır. Tamam, düzeni sağlamaya başla artık. Alçaklar, yürüyün gidin lan. Hepiniz alayınız gelin lan. Köpekler. Başka bir eylem gerçekleştiriyor. Buna çalışabilirim biraz. Eyyubilerle aramız nasıldı bizim? Eyyubiler benden nefret etmeye başladı artık fetihlerimden dolayı. Eyyubilere bir tane diplomat göndermek istiyorum. Şu şey, bir dakika. Görevden geri çekmemiz lazım diplomatı. Tamam, güzel güzel güzel, fantastik. Oğlum savaşı onlar açtı lan. Alçaklık yapmayın burada. Evet, bu arada şehir kuşatılıyor işte, paralı askerler. Onlar da kuşatmaya başladı. Fantastik. Evet, kaynak ihtiyaçlarımız var ama insan gücü yok. Güzel. Gayet güzel. Herkes taşındı. Antakya'da teslim olacak. Şimdi sen ne diyorsun bakalım? Bütün ülkeni fethetmemi ister misin alçak herif? He? Yoksa bana vergi vermek ister misin? Bire gafil. Aslında fethedecek geçeceksin de. Ben yine iyi niyetli bir insanım. Subject almak istiyorum yani. Yine garibanlara sorun çıkarmıyor. Ya bakayım, diplomasi yapalım. Antakya son şansın. Barış imzala. Araç iste. Benim tebaam olacaksın.
Tebaam olup ticaret anlaşması yapalım mı? Altın da vereceksin. Köpek. Altın da yokmuş gerçi. Tebaam yap. O zaman senin yok olmanın vakti gelmiştir. Selçuklu ordusu tüm ülkeni fethedecek. Geçmiş olsun. Son şansını denedin ve kaybettin. Ben iyi niyetli bir hünkârım. Gene dayanamadım. Dedim ki sana yardımcı olayım. Sen kendin kaşındın. Mareşallerinin hepsi elimde. Tek bir muharebede bu işi bitirdim. Geri kalan toprakların rahatlıkla kontrolüme giriyor. Ama sen hala direnebileceğini zannediyorsun. İşte sen ancak bu kadar akıllı bir canlısın. Ya. Bu kuşatma ilerlesin abi. Ben asla yardıma gidersem daha hızlı kuşatma şansımız var elbette. Evet, senin emirlerin benim için diyor bir gururdur. Bunu yapmam şeref meselesidir. Bunları halletmem gerekir hünkârım diyor. Elbette kardeşim, senin böyle bir general olduğunu ben biliyorum. Bir tane mancınık mı alsak şu yukarıdan? Para var. Hünkârım bu kadar, yani para bulup mancınık alan bir insansınız. Gerçekten sizden korkulur diyor. 3 kuruş para bulup mancınık alıyorsunuz. Biz böyle savaşçıyız işte. Cadı avı. Bu cadı avı ne işe yarayacak hiç bilmiyorum. Cazının yabancı cazının tesir edilmesine kaçmaz. Ha. Bunu yaparsak casus tamam, bu şu an değil ama önemli bir şey bu. Ülkede sorunlar çıkmasına neden olabiliyor. Bazen işte generaller taraf değiştiriyor, problem yaratabiliyor. İmparator onaylanması. Burada 3'te 2 çoğunluğu alan imparator seçiliyor. Benlik bir şey yok. Ben zaten oy veremiyorum. Birisi kalkmış 5000 prestij buldum. Ben yeni imparatorum diyor ama 5000 prestij de göremiyorum. Şu mu acaba? Ya, kimse seçilemedi, yürü git. Şimdi bu arkadaşa bir tane mancınık verelim. Tamam, parayı buldu, mancınığa gömdü. Bunları hulledim. Tamam, şimdi saygıdeğer ordum, siz gelin buradaki kuşatmayı hızlandırın. İsyancıları yenemeyen bir devlet gelmiş bana savaş açıyor. Bre gafil, bana yapabileceğiniz en büyük hakaret budur. Aha. Bu ne yapıyor lan burada? Alçak. Dur lan. Köpeğe bak. Şimdi sana hemen ordu getireyim, onu da elinden alayım, gör gününü. Peki bu adam nasıl bu kadar asker basıp getirebildi? Kudüs bu yalnız ya. Tamam. Onun mareşalini de bir alayım da görsün gününü. Bu kale dayanır değil mi? Dayanır. Sen yandın. Sen yandın. İki ordu birden geliyor şimdi kuşatmaya. Evladım sen biraz daha uğraş. Ben burada Kudüslüleri, cennetin krallığını yok edeceğim. Ha bir de Kudüs'ü fethetme şansım da var. Bir girdi adam Yavuz Sultan Selim gibi tüm Mısır'ı fethedecek şimdi Selçuklu. Ya bu da bizim farkımız. Efendim. Ben Yavuz Sultan Selim'den de önce yapıyorum bu işi. Bu da... Abi çok eğlenceli. Bu kısımlar çok eğlenceli şu an. Ülkede bir sistem kurmaya çalıştık. Oturttuk. Savaş açıyorlar bir de. Ben açmıyorum bak. Onlar geliyor. Sen ne yapıyorsun orada? Ha. Tamam şimdi gelin şuraya. Yine savaşı ben mi yapayım? Karşı saldırı olacak burada. 6000 askerimiz var. Abi ben saldırayım. Çünkü gerçekten çok kayıp oluyor öbür türlü. Telafi etmek değişken. Aa karşı saldırıya bastım. Tüh ya. Çok kayıp olacak şimdi. Es. Burası düştü mü abi? Oo. Halep'te girdi. Halep'te girdi savaşa. Ne oluyor lan? Bunu yenecekler yalnız. Oha. Bir dakika. Çarşı pazar karışıyor. Eyyubiler. Ne diyorsunuz abi? Halep girdi. Halep'le aranız nasıl sizin? Halep'i seviyoruz diyor. Oğlum bak bütün burayı bana fethettirmeyin ama. Olmaz artık ha. Hepsini birden. Gerçi bunların bir kısmı Müslüman toprak. Yani. Bu iş böyle olmaz. Ulan. Nasıl bitirir seni ya? Nasıl bitirir be abi? Ne alçak bir adamsın sen ya. Seninle ilişki kasmaya çalışıyoruz. Neyse. Yani o muharebede hata yaptık yalnız. Ben söyleyeyim de. Benim bir yerlerde askerim var mıydı? Alabileceğim. Bakıyorum şöyle. Hani bastık da kaldı orada dediğimiz. Van'da varmış. Ta Van'a gitmem lazım almam için. Yani insan gücü sorunu var. Son derece insan gücü sorunu var.
maalesef. Bu yenilecek abi. Çok ağır bir yenilgi olacak. Orduyu kırıyorlar, evet. Yani bunu ben yapsaydım şimdi kazanmıştım ve buraya gitmiştim abi. İptal de demiyoruz maalesef. Yani ben savaşayım falan. Bu ne kadar dayanabilecek? Tüh ya. Abi sen bir dur, bina yaparız şu an, deli gibi savaş var. İki... Ne oldu lan, Mareşal'im mi yakalandı? Alçak, seni de mi yakaladık Mareşal'ini? Lan vermiyorum. Köpek. Kim kaybediyor bu arada? Ha bu öbür taraf, pardon ya. Ulan burada yeşil görünüyor, nasıl olur? Yabancı tüccarlardan kaçın. Sen dur ya da ver 200 altın. Abi şu kuşatma çok iyiydi ya. Tüh. Gidemedik ki oraya. Bir tane de bu geliyor şimdi. Burada benim askerim de yok, işin kötü yanı. Ne kadar asker ister? Şey para, bayağı para istiyor. Fantastik. Sonunda bitti muharebe. İnsan gücü sorunumuz var dediğim gibi ve bu muharebe eşit. Yani orada bir yanlışlıkla tuşa bastık. Başıma gelenlere bak ya. Yazık oldu. Bunları yükseltmeye kalksan, insan gücü sorunu var. Benim birini savaşa dahil etmem lazım. Tüccar başarılı oldu, güzel. Şimdi benim, evet. Ya şu mareşali de rehin almam gerekecek. Bu ne abi ya? Tüm ülkeyi rehin alacağım artık bu gidişle. Ben buraya gidip gelsem olur mu? Van'a. Çok uzakta ya adam. Kuşatma yapsa falan, uğraşsa aylarca. Evet, bu gitti. Yazık oldu. Bunlar hep okçuymuş. Ölçü. Okçuymuş. Bu arada yetenek alma şansımız var. Ben... Ha, bunu yükselttim mi? Hayır. Bir dakika abi. Bu tüccarda böyle duruyor bu. Bunları yükseltebiliriz. Ha. Tamam. Güzel oldu. İyi, unuttuk bak onu. Ha, düşman o askeri kuşatma yapıyor diyorsun. Anladım. Geleceğiz. Kent merkezi kuşatması kaybedildi. Evet doğru. Biliyoruz, biliyoruz, biliyoruz. Bu adamların burada da askeri var. Şimdi 3-4 tane devletle savaşıyorum aynı anda. Acayip bir şey oldu şu an. Saygıdeğer izleyici. Tüm dünya bana karşı savaşıyor. Ne bu? Aggressive Expansion koalisyonu mu yedik? Ne yaptık? Yanılmıyorsam en fazla 2 devlet gelebiliyor diyordu. Şu an artık daha fazla devlet çağıramazlar bana karşı. Yanlış hatırlamıyorsam böyle demişti bir bilgisinde, rehberde. Kitaplıktan bakıyorsunuz. Kitaplık detaylı ama arama seçeneği yok ve bazı bilgiler arka bir yerlere saklanmış gibi. Yani ben buldum o bilgiyi ama... Ha, geçmiş gerçi kaldı. En son ne zaman baktık? O keşke dursaymış. Bir yerlerde var ama ben nasıl ulaştım bilmiyorum. Burada yok mesela. Bunların hiçbirinden bulamıyorsun. Başlıklardan yok ama alt metinlerden bir yerlerden bulmuşum, ulaşmışım. Halbuki burada açılması lazım. O neyse artık, hangi başlıktaysa, alt başlıktaysa onun altından açılması lazım. Öyle bir sıkıntı var şu an için. İleride çözerler herhalde. Ya yani geri dönüşlere istinaden oyun tabii daha iyi seviyelere gelir. Şimdi iki kritik sorunumuz var. Bir, insan gücü, iki kuşatma. Bu kuşatma kırılana kadar ben ordumu toparlarım herhalde ama yine de rahatsızım durumdan. Seni Ankara'ya mı alsak? Ankara'ya yürü. Ankara'ya yürü. Bir de burada isyan çıkabilir biliyorsunuz. Biliyorsunuz. Ticareti geliştir. Olur. Gayet güzel. Burada insan gücü var. Burada isyan da çıkacak gibi bu arada. Kültür hala çözülmediği için. Bunlar kafasına göre bir bana mesaj mı veriyor ya, şunları bırak diye. Ha, vazgeçti diyor, pardon. Evet, şimdi ben tutsak olarak tutuyordum ama ordu kurabilmek için bunlardan vazgeçtiler. Bunları benim idam etmem artık bir işime yarar mı? %68 ihtimalle para karşılığı isyan çıkarttırma ihtimalim var. Ya azıcık akıllı olsan gidip isyan edersin. Bak bana şey yapma.
İstikrarımı bozma. Gönderiyorum seni. Nereye? Halep'e. Seni nereye göndereyim harbiden? Halep'e göndereyim mi cidden? 1200 altın. Al işte. Ya. Niye böylesin sen? Bak işte benim otoritemi sarstı, gördünüz mü? Şu %68 ihtimalle bile başarısız oluyor. Önceden de başarılı olamadım hiç. Maalesef. Şimdi bu ordu hazır. Saygıdeğer ordum. Derhal şu şehre gidiniz. Bu da yukarı gidiyor. Gittin mi kardeşim Van'a? Hoppa, isyan çıktı. Nertars usta mı? Normal. Maalesef. Ya bu isyanlar bu dönem çok olacak işte. Halbuki ben güzel güzel söyledim kardeşim isyan. Oo. Oo. Buraya geç. Bunlar köylü değil mi abi? Nasıl bir kuşatma gücü bu ya? İnsan gücü de çok az. Biraz insan gücü binası yapmak lazım bu aralar. Sen bir gel artık şuraya. Zahmet olmazsa. Din bilimi. Bu adamı mareşal yapmak. Gerçi bir şey fark etmiyor da. Yine mareşal olarak kullanabiliyorsun. Piyade taktikleri var. Kuşatma saldırısı var. Din bilimi. Olur. Olur çünkü şey. Din konusunda zorlanmaya var. Ama hükümdar yok ya. Varis zaten şeymiş. Bu da çok iyi de. Değiştirebilirsin ama maliyeti fazla. Yaşları olacak bilmem ne de. Şu ana kadar pek denk gelmedim öyle bir duruma. Ankara'ya gittin sen değil mi evladım? Aferin. İkmal için insan gücü yok. Doğru. Bunu... Abi ben dalayım. Bu savaşların hepsini benim idare etmem lazım. İnsan gücü berbat durumda. Abuk subuk yenilgiler. Bir de şey, savaş uzun sürüyor. O yüzden savaşları, muharebeleri biz yapacağız abi. Maalesef. Gerçi bazen işte adam teslim olabiliyor yani. Bütün orduyu bırak. Ah. Vay arkadaş ya. Bir süre bekledikten sonra fidyeyle bırakmak lazım o zaman. Vazgeçebiliyorlar çünkü. Şimdi o yeniden ordu hazırlayacak. Arkadaşımız. Ben bir insan gücümü kazansaydım mükemmel olacaktı da insan gücü. Bende para sorunu o kadar yok. İnsan gücü sorunu var. İnsan gücümü arttırırsam bu işi çözerim. Ve şu anda devleti Selçuklu 3 tane devletle savaşıyor. Bak bilginiz olsun. Yani daha ordu anlamında öyle Terminatör'e dönmedik aslında ama bekle. Ama adamları perişan edebiliyoruz. Şimdi bunların orduları nasıl? İsyancıların köylüdür. Ne olacak? Şeyle haritadan da gidebiliriz de. Oha, mızrak var adamda. Tamam. Bu muhtemelen bekliyor şimdi orada. Kılıçlar. Saygıdeğer kılıçlar. Ya da birer birer de seçebilirsin. Saldır. Üzerime doğru geliyormuş bu arada. Kılıçlar saldırsın. Mızrak süvarinin üstüne. O değil oğlum. Kasıyor bazen böyle takılıyor. Sen buna saldır. Bu bunlara. General buraya bir yere. Tamam. Bir de köylü var şey. Bu da mızrak birim. Gel sana saldır. Ne bileyim. Hızlan bakalım. Orduların hepsi geliyor mu? Hayır gelmiyor. Kimleri seçmedik abi? Mızrağı... Canım kardeşim. Süvarinin üstüne salmadık mı? Hareket etmeyen kim varsa... Onun ben... Suratına tüküreyim. Mızraklardan biri mi kaldı acaba orada? Ya... Kimsin sen? Çık dışarı! Çık! İlerliyor. Tamam. Geride birileri kaldı. Ha, mancınık mı kalmış? Ya önemli değil ya. Mancınık. İki tane mancınık. Ha, onlar kaldı. Aynen aynen. Ya mancınık önemli de şeydi. Yani burada yapabileceğim bir şey yok ekstra. Bunlar neydi? Oo, sen mızraklara mı daldın? Oğlum işte bak, kontrolsüz saldırı oldu. Hızlı hızlı halledeceğiz diye. Kaç şuraya çabuk.
süvari çok fena hasar yedi ya. Bu olmaz böyle abi. Piyadeler gelmedi ki. Neredesin? Bunlar da mı mızrak? Ulan her yerde mızrak var. Şimdi tamam, siz geri çekilin abi. Bir yanlışlık oldu burada, kusura bakmayınız. Nasıl bak kayıp yaşadılar durduk yere. Lan çekil lan. Çekil. Ah be ah be. Geldi mi kılıçlar? Abi şu tıklama olayları beni mahvediyor bu oyunda ama. E şimdi ben böyle mi seçeyim? Adamın dibine kadar geldim. Bunlar ne mızrak? Geri çekilin, geri çekilin. Mızraklarla savaşmayın. Tamam geldin. Bu kim? Kılıç. Dal. Dal dal. Abi bu niye dalıyor ama artık? Yapma. Okunu çıkardın ya. Kendi kendine gidiyor, mızraklara dalıyor. Tamam kılıç. Dal buraya. Mızrak kılıç. Tamam ikisi birden dalabilir. Sıkıntı yok. Mızrak mızrağa dalabilir. Şimdi bunlar kılıç zaten. Buraya dalınız. Süvariler. Tamam gel arkadan, aferin sana. Şuna dal. Dal buna. Mızrak bunlar. Tamam güzel. Bu buna dalsın. Bu buna dalsın. Güzel. 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 Şimdi siz şuna saldırın. Güzel. Ya bu şey yok oyunda ya. Şöyle çevireyim geleyim saldırayım olayını yapamıyorsun bir türlü. Buraya geç. Ya da tuşu ben bulamadım. Öyle bir şey de olabilir. Tamam. Çok güzel. Bu kim lan? Ha benimkiler saldırıyormuş. Çok güzel. Lüzumsuz yere orada kayıp yaşadık ya. Hıh. 1900 asker. Lüzumsuz yere ya. Şunu al da. Ha burada zaten insan gücü toplayamazsın diyor. Şimdi bana 2 asker lazım. Bunların da insan gücü yetersiz. Siz Konya'ya gidin. Bunların ne diyorsunuz abi, fidye mi diye ya da geç. Ha, kraliyet otoritesi artıyormuş. Ver. Alçağa bak, bizi dolandırıyor ya. Şuna bak. Geberteceğim şimdi alçakların hepsini. Burası ne kadar sürecek? Dayanıklılığı aslında bayağı azalmış ha. Şu iki askerle gidelim mi artık oraya? Bu gelemedi değil mi öbür tarafa? Van'a hala. Geldin mi? Şükürler olsun. Şükürler olsun. Bunları ver. Ha. Geldin de yani artık iş bitti. Sen daha yeni geldin oraya. Buraya şimdi benim askerleri getirmem lazım. Bunu buraya al. İki, kaç ne kadardı bunun insan gücü? 270 gerekiyor. Vallahi o zamana kadar direnemeyebilir, yürü. Yani aldım insan gücünü, tekrar götürdüm. Bitebilir. Moral de kalmadı adamlarda zaten. Gel 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 gel. Sen gir. Sen gir. Tamam güzel. Tamam karşı saldırı yapın. Çok güçlü görünüyoruz. Umarım çok kayıp olmaz. Evet bu isyancıyı mağlup ettik zaten. Tutsaktan vazgeçildi bilmem ne. Başlayacağım size. Azıcık durun. Ordu geliyor mu? Bunda kuşatma yeteneği yok. Muharebe için kullanacağız bunu. Gel buraya bir yere. Şuradan bir alçak geliyor. O gelemeden muharebenin bitmesi lazım. Tarsus mu kuşatacak? Şunu kastediyor ya işte. Tutsak kaçmış. Tebrikler. Benim tutsaklarından kaçmayı nasıl başardın lan alçak? Seni tebrik ederim. Büyük başarı. Evet. Tarsus'u kuşatacaklar. Tarsus'u kuşatmaya çalışana karşı hemen senin gelmeni isteyeceğim. Burası direnir zaten. Bir tane daha asker almak lazım garanti olsun diye. Alepliler öfkeli. Adamların askerlerini yeniyorum. Öfkeleniyorlar. Lan gelme o zaman alçak.
Sanki ben zorla koştum geldim senin askerini yendim. Geldim benim şehrimi kuşatmaya çalışıyorsun. Öfkeliymiş. 584 insan gücü. Bunları yükselt o zaman teker teker. Tamam bunu yapamıyorsun. Saygıdeğer dostum. O zaman siz geliyorsunuz. Şu iki askerle birlikte. Bu alçakların da ordusunu imha edeceğiz. Sen Rodos bir anlaşma teklif ediyor bu arada. Neymiş bu? Rodos teklif gönderdi. Ateşkes paktı yapacağım. Karşılığında 2400 altın vereceğim. Ulan senin bana vermen lazım. Bu kadar güçlü bir ülke. Şu orduya bak. 16. sırada. Ah. Bunu evet düşünüyoruz. Şimdi Halep. Gel sen benim vassalım ol. Araçiste tebaa yapayım seni. Yapamadım. Niye yapamıyorum ben bunu? Aa, kime bağlısın sen? Pardon. Pardon. Oha Eyyubilere bağlıymış. Adam Eyyubilere bağlı devlet geldi benimle savaşıyor ya. Vay alçak. Peki Antakya sana soruyorum. Madem onu alamayacağım bir mantığı yok. Araç istiyorum. Benim tebaam ol. İşte sen busun. Heh. İnsan gücü sorunumuz var abi. Mecbur. Ya para alacağım nasıl olsa gerek yok. Şimdi artık zaten savaşlar, isyanlar benim canımı okuyor. Şimdi biraz dinlenelim. Birden fazla savaş. Ordular bir geriye gelsin. Bir de şunu çözmeye çalışacağım. Çok yavaş azalıyor, şey artıyor. Onu çözebilirsem o zaman savaşlarda daha uzun süre yer alabiliriz. Şimdi bunu nasıl arttırabilirim? Bana nüfus desteği lazım. Ülke çapında. Bak Kudüs askeri de gelmiş buraya. Ya. Şimdi Konya'yı yönetmiyorum. Bunu geç. Nüfus sayısının fazla olduğu, köy sayısının fazla olduğu yerler. Burada yok. Burada bir tane var. Evet. Şu lazım bize daha çok işte. Ama köy başına işte. Ülkede en çok köyün olduğu yer neresiydi? Burada köy var. 3 tane. Ve yönetiliyor orada. Köy milislerini alsam 3 puan artış olacak. 1 puan oradan geliyor. 6 puan buradan geliyor. 9 daha artacak insan gücü. Kraliyet. Bir de burada şey var mıydı ekstra seviye? Kale başına. Evet kale başına veriyordum bunları. Ya kaleyi yönettiremem şimdi abi. Ticaret yerleri daha çok kritik. Burayı kim yönetiyor? Diplomat. Buraya da hiçbir şey yapmamışız abi. Böyle burayı kurduk bıraktık. Aslında seni kale olan bir yere koysak diyeceğim olmayacak. Bu adam nereye yönetiyor? Van'ı. Van'ın durumuna bir bakalım. Van'da kale var mı? Van'da kale yok. Van'da kışla var sadece. O zaman Erzurum'da bir tane kale var. Ani'de 3 tane din yeri var. Ya ülkede kale yok. İnsan gücü için. Yani 2 tane kale olan bir yer olsa harika olacak aslında ama hepsi bir. Burada da köy var. Çok enteresan. İnsan gücü sorunu işte maalesef ki. Şimdi buraya o zaman köy için kazanım elde etmeye çalışacağız abi. 3 buradan gelecek köy başına diyor. Zanaatkarlar ticaret micaret. Bir de bunu seviye arttırsam. Bir 3 de oradan geliyor. Fena değil. Fena değil. Köy başına 1 artı 1. Evet buradaki ev seviyesini yükseltmemiz lazım. Hatta şimdiden yükseltelim. Burayı açacaktık şey için aslında. Şunun için açacaktık ama başka bir şey gerekti. Çünkü insan gücüm yetmemeye başladı. Sürekli insan gücü harcıyoruz savaşlarda. Daha iyi bir ordu kuralım kurmasını ama dolduramıyorum abi insan gücümü. Öyle bir sorun var. Sen buraya gir. Bu ordu aslında bir tane daha birlik lazım buna. Tamam. Kayseri'de yönetiliyor tarafımızdan. Kayseri'de de 3 tane köy var. Aslında nüfusu burada ayarlayabiliriz. 3 tane köy hiç fena değil. Evet, %20 nüfus artışı. Ekinlik araziler de var. Burada aynı zamanda çiftçilik de yaparız.
Tamam, şunu aç. Keza. Üst seviyesini de alacağım. İnsan gücü kazanımımızı şöyle bir 50-60'a getirsek gene iyi olur abi bizim için. Öte yandan yeni bir yazmayı mı alalım? Yazma müthiş bir kitap sayısı veriyor. Kültürel güç var. Ver abi. Yazmayı. Güzel. Gayet güzel. Bunun ekstra haricinde sıradaki de şey olsun. Ticaretle alakalı. Artık pazarlığı almam lazım. Pazarlığı bir şekilde ülkemize kazandırmam lazım. Çiftliklerden getiri olacak. Bina yükseltme maliyeti tabii ki. 4500 altın, 800 kitap gerekiyor. Kitabı bir şekilde ayarlarız. O sorun değil. Ankara'da köy milisleri hazır oldu. Şimdi bir de yalnız onu açsam bile bir tane daha derken oho. Ankara'da o zaman sadece köy milisleri mi kalsın? Evet. Bu sıkıntılı. Bunu yaptım ama biraz pişman oldum gibi. Ya da geç yapacağız o işi. Prens bilmem ne büyüyor. Öğretim çabalarımızı ne ölçüde yoğunlaştıralım demiş. Ticaret yapabilirsin canım evladım. Kayseri. Binan hazır. Şimdi Kayseri'ye bir tane de köy milisleri yapacağız. Zahmet olmazsa. Sonra bunu değil. Bir dakika. Abi. Tabii ya bunları yapacağız oraya ya. Onu bu ekstra... Tamam buraya aşacağım. Sonra gerisini geliştireceğim. Zaten başka seviyesi yok. Tüccar loncasının ekstra getiri imkanı var. Anlıyorum. Kraliyeti 10. Ekstra 6. Yel değirmeni depo. İnsan yok. Burada kitap bonusu var. Kitabı burada ayarlayacağız. Yukarıda. Şimdi düşünüyorum. Hata yapmayalım diye özellikle kurcalıyorum buraları. İnceliyorum. Nehir ticaretinin sonraki seviyeleri ne veriyordu? Gıda veriyor. Kent merkezi. Üretim, ticaret bonusu. Geç. Tanrı'nın kaleleri. 1000 puan buradan gelecek. Yok yok. Buna gerek yok. Köy milisleri yapacağız. Limiti arttıracağız. Ankara'da da bunu yükselteceğiz. 5 puan da oradan gelecek. Köy olan yerlerde elden geldiğince köy milisleri ve evi kuracağız abi. Sonra onları geliştireceğiz. Bu altın üretimini arttıracak hamamlar. Tamam. Bir de Kayseri'yi yönetiyorum ben şimdi. Burada köy var mıydı? Bir tane var. Maalesef ki. Burada da bir tane. İki tane köy de burada var. Ama yönetmiyorum orayı. Yönetmediğim yerlerde yatırım yapmamın getirisi pek olmuyor desem yeridir. Evet, Ankara'da var işte. O yüzden Ankara'da yükseltilmesi gerekiyordu abi bunların seviyesi. 3 puan oradan gelecek. Ekstra. Şunu yükselteceğiz 1800 altın karşılığında. Oh. Kral öldü. Genç çocuk tahta çıktı. Hadi buyur bakalım. Oh shit. Ya. Neyse sana asker kaldı. Neyse ki generalsin diye. Bunun yerine kim geçecek? Daha çocuk yok ki. Nerede? Ha ben bir dakika canım kardeşim. Antakya bana bağlı. Gürcistan'a bak abi bu ne ya? Gürcistan'da kız çocuğu var mı hiç? Var. Bir evlilik yapalım. Kraliyet evliliği. Sultan Temür. Ben evlilik istiyorum. Sizin efendim Prens Natya isimli evladınızı istiyorum. Hayda. Hangi kral sonunun yaklaştığını bildiği halde kraliyet evliliğini kabul eder. Demek ki yok olacağını biliyorsun yani. Aramız iyi değil ya ondan yapmadı. Peki Eyyubiler de var mı çocuk? Var. Var. Eyyubilerle aramız fena değil. Gelelim evlilik yapalım size. Buyurun efendim. Sultan Temür sizden bir gelin istiyor. Oğlum. Oha. Hükümdarlığımın bir çok gün geçti çok az kaldı.
Ya talep edeceğim elbette. Peki İznik ne der? İznik de var mı? İznik'te de bir kızımız var. Ney? Ne cevabı varmış be? Ateşkes teklifi. Kabul. Gel şimdi. Onu kabul etmemin şerefine bana bir tane gelin ver. Hadi bakalım. Casusluk. Of. Bu ne ya? Casusluğu alalım biz. Ha? İşte bu. Kutlu evliliğimiz duyurulsun. İznik İmparatorluğundan bir soylu Rum İmparatorluğuyla evlendi. Rum İmparatoruyla evlendi yani. Evet. Bulgarlar öfkeli oldu bu duruma. Yere git. Sizden mi kız alsaydık? Onu mu istiyordunuz? Alçaklara bak ya. Şimdi saygıdeğer izleyici. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunun seviyesini arttıracağız. Krallığımızdaki toplam etkisi 6. Bu arada biz Great Power olduk. Evet, onun haberini verdi. Kaçıncı sıradayız? 8. sıradayız. Güzel. Listeye bir anda birinci sıradan mı girdi diyecektim de hayır, buradan anlaşılıyor zaten. Çeşitli bonuslar veriyor tabii. Oo, işte bak bu çok iyi bir fırsat. Biraz düşünelim. Bana ticaret limiti nasıl yapabilirim bunu? Nasıl yaparım? Vergi tahsildarlarını da yükseltmek lazım. Ciddi bir gelir elde edebiliyorsun onun sayesinde de. Ben buralara liman yapmadım. Evet. Liman yapmalıyım. 5000 altın gerekiyor. 5000 altını bulana kadar canımız çıkacak ama dur bakalım. Venedik karşısına saldırı. Hayır. Hayır kardeşim, sana da kolay gelsin bu arada. 5000 altını ben nasıl bulacağım abi şimdi ticaretçim veya ama işte pazarı kur, oraya kur, buraya kur, şuraya kur, kurda kur. Burada Lefkoşa'da bir insanımız var. Benim burada Lefkoşa'da ya şunu yapayım da ticaretim uçsun diyebileceğim bir şey. Al sana korsan sığınağı. Ama önce liman yap buraya diyor. Bölge istikrarına zarar verecek ama çok ciddi bir kazanım var. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Şunu kaldıralım. Zaten dini yapı burada yok ki. Manastır bir tane mi var? Tamam, bunu kaldır ya. Kendi zaten yapmayacağım. Şimdi buraya bir tane liman lazım. 2000 altın gerekiyor. Anlıyorum. Anlıyorum. Yaptım hemen 2000 altına. Ve sonrasında bir tane korsan sığınağı yapıyorum. Vakit kalırsa yetiştireceğiz. 8 puan gelecek. Hemen ticaret geliştirmeden gelirler uçacak. Umut ediyoruz ki. Bir de insan gücü sorunumu çözersem benden iyisi yok. Adamı tebaa yaptım, gördünüz değil mi? Ya işte ben buyum. Bana vergi ödüyor şu an. Ne kadar para ödüyor bana? Tebaa. 11 altın. Yani toprakları fethetsem %10'u falan diyor ya, mantık öyle çalışıyor. O kadar para alamayabilirim adamdan. Şimdi bunu fullemiştik. Senin yavrum yol bulman full. Helal olsun sana. Köylerden, onlardan, bunlardan gelir var. Başka. Aslında şunu alsam. Sana ticaret puanı verdireceksin sen bize. Değil mi? 69 olduk bile. Tamam. Liman bitti. Bir tane de bundan yapacağız abi. 1500 altın olduğu anda bir tane de bundan yaptım mı? Halifelik ilan edildi. Ben bir ara bakarım diyordum halifeliğe ama yani benim %32 şansım var bu arada. Büyük güçlerden biriyiz, 20 puan. Kralımızın din becerisi çarpı 4. Vay. Kralımızın diplomasi becerisi var. Temel şans 10 puan. Mevcut halifeler. Evet. Halife sayısı biraz zorluyormuş. 3000 altın gerekiyor. Biraz zor iş aslında. Halifeliğini elinden al, savaş nedeni falan var mı acaba oyunda? Alçakların elinden alalım, geçelim. Şunu bastım. Kent merkezinden 3 gelir var. Yönetildiğine ki yönetilecek burası. Aynı zamanda ticaret işlerimiz var. Güzel, fantastik. Şimdi artık ticaret meselesi yakında çözülecek. %54 ihtimal. Hiç gerçekçi değil ama bir düşünelim. Bir düşünelim canım kardeşim.
İnsan gücüm var. Şunları bir yenile. Keza bunları da yenile. Eyyubilerle ilişkilerimiz gelişmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Efendim. Gelirlerimiz hiç fena değil. Ve ben sıradaki hedefime yoğunlaşsam mı? Ve de şunları ne yapsam? Dur bakayım, bunlar burada duruyor alçaklar. Bir miktar altın verilir. Soylarımızın görüşü artar. %76 ihtimal var. Hayır. Soylarımızın görüşü artar. Altın verilir. Altın ver. Bu ne işe yarıyor? Altın soylular. Soyların görüşü artar. Ha. Tamam. Devam. Benim orada canım sıkmayın. Bulunmayın orada. Şimdi Gürcistan'a karşı savunma paktımız devam ediyor. Venedik'e karşı da savunma paktımız var. Katıldık zamanında, para karşılığı böyle aksiyonlara giriştik. Problem değil. Şimdi benim şu yapımın tamamlanması gerekiyor ki şu teklifi kabul edelim. Hangisiydi o bu arada? Bu değil, şu. Ha. Az kaldı, seni halledeceğiz. Ah, teklif gitti. Yapma be. Bana karşı defansif pak az demedi mi? Almanya savunma paktımıza katıldı. Oha, Venedik'e karşı. Almanya. Yuh. Nasıl bir Venedik var peki dünyada? Bulgaristan böyle. Venedik nerede abi? Oha. Macar bu. Nerede Venedik? Biz Venedik diye bir devlete karşı pakta girdik ama o da buradaymış. Bu abi, şu adama karşı pak yaptık tüm dünya. Bulgaristan böyle. Macarlarla dost. Biz de buradayız. Benim Gürcistan'a doğru ilerlemem lazım. Şu an çok güzel bir fırsat olabilir. Gürcistan'ın diplomatik ilişkisi nasıldı? Dostlar. Müttefikler Trebizon. Önemli değil. Şimdi ordumuzu hazırlayıp, aynen, güzel. Ordumuzu hazırlayıp onun üzerine yürümemiz lazım. Ama işte dedim ya, iyi insan gücü sorunumuz var ki benim canımı çok yakıyor. Güç olarak baktığınızda Gürcistan askeri gücü biraz bizden iyiymiş. Anlıyorum. Anlıyorum kendilerini. Peki. Paraya para demediğimiz gün şuraya bina yapıp ya da, ama onu işte insan gücü limiti için istiyoruz ya canım kardeşim. Antakya ticaret olur. Olur olur. Onu insan gücü için istiyoruz abi, o binayı biliyorsunuz. Şu bina 5 puan daha insan gücü verecek. Yani. Bir de yani bir tane burada, bir tane bölgede şeyde olması lazım. Doğuda olması lazım. Ankara'ya madem bir kışla yaptık, onun hakkı öbür tarafı da almaktır diyoruz. Keten keza burada ekstra bir ticaret verebiliyor. Keten ticareti. Dokuma var. Getiri var. Ama biz limanları geliştireceğiz dedik. Öf, şu paralara bak. Tabii ki. Tabii ki. Elden geldiğince her yere yapacaksın abi bu limandan. Para oldukça toplamda müthiş bir getiri. Şimdi bana artık tüccar teklifleri getirebilirsiniz çocuklar. Zahmet olmazsa. Ya bunu boş ver. Ben ticareti hazırım, evet. Bu arada kitap puanımız uçtu. Tebrik ediyorum. Gelenek olarak neyi seçebilirmişiz? Din bilimi. Din yerleşimlerinden puan gelecek. Katedral %20 bonus veriyor değil mi? O puan açısından öyle diyordu o. Din bilimi fena olmaz kitap gelişim için. Ama kitaplarım şu an gayet iyi gidiyor. Evet, ticaret geliri var. Plan kurma. Abaca şöyle bir kontrol edelim yine. Hitabet puan verecek. Şimdi ben insan gücünde zorlanmaya başladım. Piyade taktiklerini mi alsak? Piyade taktikleri mangaların insan gücünü arttırıyor ya. Bozulmayı geç. Süvari taktikleri. Süvari mangalarının insan gücü. Hücum eden süvari mangaları şok hasarı. 4500 altın gerekiyormuş bu arada. Hayır yapma, krallık istikrarı veriyor. Ve tüm bölgelerde daha fazla işçi olacak. Krallık istikrarı verecek dedin. 10 puan. Demir yumruk. Kraliyet otoritesi maliyeti azalır o herhalde. %50. Tamam. Tebaa gelirlerinden %15. Çok büyük bir getiri olmadığı için o kritik değil. Piyade taktikleri işte bu.
Efsane. %25 bonus verecek piyadelerin sayısına. Güzel. Meydan taktikleri ordular dağınık durumlara girmez demiş. %50 geri çekilme cezası azaltımı. Krallık güç etkisi, kültürel güç çok önemli aslında. Ekstra bonuslar. Komplo var, gizlenme var. Bir de diğer devletlerin yaptıklarına bakacağım. Ticareti seçebiliriz belki. Kent merkezinden puan geliyor. Aha, bak şimdi. Kanunlar 13 birden az aha. Zorunlu askerliği arttırıyorlar. Wow. Abi kanunlar iyiymiş ya. Ama kimsede bu yetenek yok diyorsun. Haklısın. Peki ben birilerine bu kanunları vermiş olabilir miyim müzakere? Kanunların sembolü nasıldı? Kusura bakmayın, ona bir bakayım da. Ona bakmadan fırladım geldim buraya. Şu ya. Ha. Tamam. Nasıl olduğunu gördük. Kanunları kimseye vermedik değil mi? Peki acaba hemen açma şansımız olur mu? Pazarlığı alacaktım sözde ama hala pazarlık dışı şeylerle uğraşıyorum. Evet, fantastik. Kanunlar peki hangi insanın yeteneği oluyor? Din adamlarının mı yoksa? Evet, din değil mi? Bu din adamlarının temel becerisi. Bunu şeyden kontrol edebiliyorsun. Kitaplıkta var. İşte beceriler. Mesela neredeydi o? Kanunlar. Kanunlar Mareşal'in ikinci becerisiymiş. Diplomatın temel becerisi. İkinci din adamının. Diplomata verilebiliyormuş en kolay. Ben diplomatı fullemedim. Yazma var. Öğrenme var. Şimdi burada neye göre açıldığını çok bilmiyorum açıkçası. Yani ben buna basarım ama ha geldi bu arada. Tamam, bu işte. Bunu fullleyeceğiz. Bir tane daha seviye lazım. Kitap yok. Tamam. Kanunları alalım abi. Kitabı da hem hızlandırıyor. Para daha önce çoğalır. O gelene kadar. Fantastik. Nasıl seri? Hoşunuza gidiyor mu? Beğenilere bakacağım şimdi. Beğenilere, yorumlara bakacağım. Beğeniyorsunuz bu seriyi. Nasıl gidiyor? Onlar önemli. Yoksa seriyi bitir. Ya ben eğleniyorum şu an. Bu bekleme dönemleri belki canınızı sıkıyordur diye söyledim. Ama yani her şey çat diye olsa zaten o zaman da çok bir eğlencesi kalmaz abi. Böyle bekleme dönemlerinin olması lazım. Strateji gelişiyor. Bak, kitapları hemen yaptık işte. Al sana 3 seviye. Güzel. Kültürel güç verdi ekstra. Bölge istikrarı aldık. Kent merkezinde ekstra yönetim var. Şimdi benim saygıdeğer dostum, gelenek olarak kanunları belirlemem lazım. Bunun için para lazım olacak. Daha fazla. Kanunlar burada. Güzel. İnsan gücü, insan gücü, insan gücü. İşte bütün mesele bu şu anda. %69 ihtimalle ama Antakya topraklarına gidecek. Abi Antakya benim zaten şeyim, insanım ya, boş ver. Benim vassalım. Onda öyle bir hamleye gerek yok. Tamam, bunu kabul ederim. Ben yapıyorum değil mi ticareti? Ben gönderiyorum. Tamam, onu ihraç yapacağım. Karşılığında para alacağım. Güzel. Sıkıntı yok. Ben aynı zamanda gıdayı da arttırmalıyım. Gıda için ne demiştik? Pazarlık geleneği lazım. Tamam. Onu yükseltiriz vakti geldiğinde. Şimdi. Bir şey almıyorum. Hayır. Tüccar başarılı oldu. Hayırlı olsun. Paraya para demiyorum. Şu zenginliğe bakın. İnkar mı nedir ya? 4000 küsürdü. 4500'dü değil mi? Kitap da geliyor çok yakında. Kim bu? Hangi alçak? Hangi köpek? Bilerek söylüyorum. Neymiş? Ticaret yapacakmış. Ve ben ona para verecekmişim. Yürü git lan. Savaş açmadım, her gün için dua edeceksin. Dua et ki sen buraya bağlısın. Senin sonunu getirmem lazım aslında. Hatta Artukluların da sonunu getirmem lazım. Bu Artuklular da kendi kendine olmuştu mesela. Ben diyor Selçukluları kabul ederim diyor. Artuklulara bağlı, bana değil. Adamlarda bayağı asker var ha.
Bu şey almış herhalde. 3400 asker. Yetenek var. Piyade. Liderlik var. Süvari taktikleri. Bunun nasıl bu kadar fazla askeri var abi? İnsan gücü. Artı 100 alıyor. Niye artı 100 alıyor abi? Tamam ama onun nedenini söyleseydin. Ha. Mareşal Bey. Mareşal Bey. Bu işte şey. Hükümdardan değil de. Lider seviyesinden %15 geliyor. Tamam. Bu Mareşal Bey gelenek olması lazım saygıdeğer izleyici. Ülke geleneği olması lazım. Liderlik. Hayır, o değil. Çok enteresan. Mareşal, bir dakika. Burada kilitlesen şunu bir. Mareşal Bey. Yeteneği Mareşal, yok. Tamam, o zaman hükümdar. Aa, oradan anlı yani, ne uğraşın değil mi? Tamam, şuradan bak. Benim ordularda da aynı durum olması lazım o zaman. Mareşal Bey katkısı. Mareşal Sultan, doğru, pardon. Çok pardon. Öyle bir şey hatırlıyordum sanki. Birimin bir yerinde hükümdar vari bir isim yazıyordu diye. Ondan öyle söyledim. Bunun da seviyesini arttırmak lazım aynı şekilde. Nasıl 15 seviye oldu diye adam hayvani bir kazanım elde ediyorsa, biz de böyle bir şey alabiliriz. Strateji verirsek 3 puan kazanım olacak diyor. Kitaplar geliyor. Ben bir önce diğer kazanımımı açayım. İmkan olan. Şunu. 800'ü, ondan sonra bakarız. Ben tabii şeye bakmadım. Bolluk mevzusuna. Bolluk ne durumda abi? Hiç bakmadık ya. Ulu cami lazım. Ulu cami yapacaksın. Sonra oradan eczane yükseltmesi derken ilaç geliyor değil mi? Öyle olması lazım. Efendim. Dışarıdan. Evet. Evet evet. Eczane. Üretim yeri. O da ilaç verecek. Şey yani eczanelerden ilaç çıkacak. Sonra bir tane o, bir de ama daha var ya. Krallık etkisi gelir veriyor mum ürettiğinde. Mumdan çıkmış diyor. Bitki bahçesi. Ben bunu burada seçili tutsam öbür tarafta gelir mi dedim de mum. Mumu nereden? Bir yerden getirmen lazım dışarıdan. Ya da mumun üretildiği yerlere bakacaksın. Bunlarla sonra ilgilenelim abi. Biraz uzun bir mevzu bu. Önce oradan bulacaksın. Hangi bölge üretiyor? Nasıl yapıyor? Ticaret veya fetih. Yönelmen lazım. Şu 800'ü biz bir halledelim. Oyunda kasmazsa iyi olur. Krallık yok edildi. Roma mı düştü? O arkadaş. Papalık yok oldu. Kendi kendilerini iyi olacaklar. Güzel. Fantastik. Ben oraya gelmeden bu işleri hallettiler ya. İnanılmazsınız gerçekten. Hünkârım, sizin buraları fethetmenize gerek yok. Biz kendi kendimizi parçaladık zaten diyor. Din adamımız kültür değiştiriyor. Evet. Biraz ağır gidiyor gibi de. 800'ü geçtik. Hemen abi alalım. Hemen alalım. Kanunlar. Ciddi bir bonus. 56 olduk. Çok iyi. Bence şu kazanımımız harika oldu. 56. Şimdi artık buranın yükseltilip bir özel yapı. Onun geliştirilip daha kuvvetli askerler alınıp ilerlenmesi lazım gelir. Aynı zamanda sana mancınık falan vermemiz lazım. Ama ve lakin kitap geldikçe seninle görüşeceğiz. Dur şimdi. Seninle sonra görüşeceğiz. Ben bir yandan da param oldukça tabii asker alacağım. Mesela bunun sayısı full ise bile atıyorum diğer askerleri alayım. Bozkır milisleri. Hiç okçu almadık çünkü okçu binası geliştirmedik. Kışlalarımızı fullleyelim seviyesini. Evet. Bunları yapmamışız. Kent merkezinde artı 2 veriyor bak mesela. Ya. Ya. Kent merkezi koruyucuları. Gerçi 2800 biraz altı. Evet. 1400 altına bunu yapabilirim. Olabilir. Arada bir prens doğdu diyor. Prens demeye şahit lazım. Ziyafet düzenlersem herkesin keyfi yerine gelecek de boşver. Alçaklar. Hemen oralara buralara oynar. Bana bir tane bozkır birimi. Güzel.
Evet. Şimdi 4000 altın yapıp 300 gelir var bu arada. Canavar olduk iyice. İnsan gücüm oldukça işte diyorum ya, stoklarda bulunsun asker. Yani şunlardan. Sonra çünkü canımız yanar. Buralarda yapamıyoruz. Eyyubilerle ilişki geliştirildi. Güzel, güzel, güzel. Fantastik. Ben hali hazırda diyorum ki Artuklular ve önce Artuklular sonra Trabzon, Gürcistan gibi devletlerin sonunu getireyim. Ne diyorsunuz? Bunların devasa bir ordusu vardı. Önemli değil. Benim generalin yeteneğini arttırmam yeterli olacak. Yol bulma değil, kuşatma sanatı iyi olur. Hatta kuşatma sanatını ülke içinde seçebiliriz. Ordunun morali başka okçuluk verecek. Okçu hiç almadık. Strateji olur. Tamam. Hannibal kim lan diyor. Hannibal'ın diyor 200 kitap meydan taktikleri için. İyi de ha, strateji de veriyor. Doğal arazi bonusları. Bu da doğal arazi. Ekstra bir de bu veriyor. Oha. İyice canavar olacak adam. Demir yumruk. Düşman isyancıların morali. Düzeni sağla. %25 başarılı olacak hünkâr. Yakışır. Evet. 3100 oldu asker sayısı. Şunu alırsam bir %15'te bonus oradan geliyor. Aldım gitti. 3500 asker oldu. Tam bir terminatör hünkârımız. Bir tane daha ekleyebilirsin. Ama kuşatma aracı alamayacaksın. Buna bir tane eklemek lazım. Evet. Hah, gıda sorunu var. Şimdi pazarlık meselesini gündeme getirmemizin vakti geliyor. Ordu çok kalabalık oldu. Gıda yok memlekette. Biz gıdayı nerede yapabilirdik? Bu arada bölümün kaçın dakikasındayız? Oh! Ben daldım gittim. Onu yap, bunu yap derken uçtuk. Hadi hayırlı olsun. Önümüzdeki bölümde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önemli bir bölüm, önemli bir gelişme elde ettik. Zenginliğimizi arttırdık. Topraklarımız gayet iyi seviyede. Buraya çiftlik yapabilirsin ama Erzurum yönetilmiyor. Yönetilmiyor. Ekin çiftliği nerede vardı? Ankara'da vardı. Burada bir tane var. Burada bir tane var. Konya'da yok. Abi en zengin yerde işin tuhaf yanı Ankara'ya. Ekin çiftliği açısından. Hadi buyur bakalım. Başka da yer yok. Ama mecbur yapacaksın artık yönettiğin yerlerde. Burada yapacaksın mesela. Bir tane var. Ne yapalım? Evet yapacağız. 3 getiri olacak. Hemen seviyelerini yükseltiriz. Bunun seviyeleri bakayım. 1 puan. Ekin çiftliği başına. Bak işte bunlardan aşırı getiri elde edebiliyorsun mesela. Kazanım olduğunda. Yel değirmenine bak. Yel değirmeni bir dakika ne veriyordu? 100 depo. Kent merkezinde ekin çiftliği başına. Yani en az 2 tane ekin çiftliği olan yer olacak ki çok hızlı üretesin olayı. Gıdayı yani elden geldiğince. Gerçi ülke için şey de açarsın. Ona göre pozisyon alırsın. Burada Antalya'da bir tane var. Antalya'da da yap ya. Her yerde yapacağız. Bölge hazır. Evet, önümüzdeki bölüm şu ekim mevzusuna odaklanalım. Buralarda da yapacağız. Geliştirmeler vesaire. Aldığımız yerden devam ederiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalınız. Yavaş yavaş doğudaki seferlerimizi gerçekleştireceğiz. Benim isteğim doğuda tam bir hakimiyet, güç oluşturalım. Ondan sonra batıya yönelelim. Orayı vura vura alıp geçelim. Bakalım neler olacak. Hoşçakalın.